Aslan Park adı altında ya da başka bir şekilde bir ruhsatlandırma şekli yok bu aslanlar için. İnsanların gittiği, ziyarete gittiği, ücretli girişi olan ve 5 dönümlük arazi içerisinde 11 tane aslan tutuluyor. Bu aslanların üretim çiftliğinden, Balıkesir'den geldiğini öğrendik. Ancak o üretim çiftliğinin de bir ruhsatı var mıdır henüz belli değil. Çünkü Türkiye'ye çok yabancı bir konu. Ve bir tel arabanın içinde ziyaretçiler aslında arazinin içinde geziyor. Ancak korunaklı değil. Bir kere arabaya herhangi bir sorun çıkarsa yürüyen tel arabada insanlar orada mahsur kalacak. İkincisi hayvanlar dışarıya kaçarsa bu kez yine bedelini hayvanlar ödeyecek ve uyutulacak, uyuşturularak adı altında yakalanacak, öldürülecekler. En çarpıcı olansa buranın ruhsatsız olması. Yani ruhsatlandırma şekli nedir? Yetkili kurumlara Can Dost Derneği olarak da bir başvurumuzu yaptık. Burası nasıl ruhsatlandırıldı? Ruhsatsızsa nasıl açılışına izin verildi? Bunları öğrenmek adına dolayısıyla mevzuata aykırı olduğu için de hayvanların doğal yaşam alanlarına götürülmesine talep ettik. Cevap bekliyoruz şu an yetkili kurumlardan. Gerçekten şaşırtıcı. Balıkesir'de bir aslan çiftliği, üretim çiftliği olması çok enteresan. Ankara'da da böyle bir aslan kafe tarzında bir yer açılmıştı. Yani ülkemizde yasak olan yaban hayvanlar bunlar. Hayvanat bahçelerinde sadece bulunabiliyorlar. Özel kişilere, şahıslara kiralanıp ormanın yerleri, buralarda bu şekilde parklar yapılmasına nasıl müsaade edildi? Herkes şaşkın. Sosyal medyada büyük bir tepki var.